Hüseyin Likoğlu ABD Müslüman bir çocuk için değil füze, bir taş bile atmaz. ABD Suriye'de filmi başa sarmak istiyor. 2011'de Esed bahanesiyle Suriye'ye gelen ABD, 7 yıl boyunca terör örgütü PKK'nın Akdeniz'e çıkış planını hazırladı. 2013 yılında Özgür Suriye ordusunun Esed rejimini devirme ihtimali belirince Irak'ta besleyip büyüttüğü Deaşı, kendi tabiriyle IŞİD'i Suriye'ye transfer etti. IŞİD'in Suriye'ye geçmesi ABD'nin elini daha da rahatlattı. IŞİD sayesinde hem Esed kurtulacaktı hem de ÖSO geriletilecekti. Nitekim IŞİD Suriye'de ÖSO ile savaşa tutuştu. IŞİD'in saldırılarıyla gerileyen ÖSO, kontrol ettiği alanların IŞİD'in eline geçmesinin önüne geçemedi. ÖSO kaybettikçe Esed ve PKK rahatlıyordu. ÖSO'ya karşı ABD'den aldığı görevi yerine getiren IŞİD'i ikinci bir görev bekliyordu. Artık ÖSO'dan aldığı yerleri PKK'ya teslim etme zamanı gelmişti. Ancak bu göz göre göre açıktan bir devir teslim olamazdı. Bir senaryoya ihtiyaç vardı senaryo Kobani'de sahneye koyuldu. Göstermelik çatışmalar başladı. ABD'nin havadan yaptığı silah yardımlarının bir postası PKK'nın kontrol ettiği alana, bir postası da IŞİD'in kontrol ettiği alana düşüyordu. Göstermelik çatışmalar neticesinde PKK'nın Akdeniz'e inme planı tıkır tıkır işliyordu. Ancak Türkiye her ne pahasına olursa olsun bu planın gerçekleşmesine izin vermeyeceğini ilan ediyordu. Türkiye'nin kararlılığından endişe eden ABD zaten aylardır işbirliği içinde olduğu FETÖ'yü harekete geçirdi. Önce Rus uçağı tezgahını sergiledi, oradan istenilen netice alınamayınca fiilen yönetime el koyma planı devreye sokuldu. 15 Temmuz akşamı Fethullahçı hainler ihanet girişiminin fitilini ateşledi. Her şeyi hesap etmişlerdi. Kara, hava, deniz, polis, yargı her konuda hazırlardı. Hesap etmedikleri tek milletti. Tabi bütün hesapların üzerinde olan Allah Azze ve Celle'nin hesabını da hesaba katmamışlardı. Sonrası hepimizin malumu. Fetullahçı hainler emellerine ulaşamadan kimi yakayı ele verdi, kimi soluğu Yunanistan'da, kimi Almanya'da, kimi ABD'de aldı. Darbe başarısız oldu ancak emperyalistler PKK'yı Akdeniz'e indirme hevesinden vazgeçmediler. Türk ordusunun darbe dolayısıyla büyük tahribat yaşadığını düşünen ABD, PKK'yı ve DAEŞ'ı cesaretlendirmeye devam etti. Önce Fırat Kalkanı harekatıyla akıllarını başlarından aldık, ardından da Zeytin Dalı harekatıyla kafayı yedirdik onlara. Bu arada Rusya ve İran ABD'nin Esed'i devirmek gibi bir niyeti olmadığını anlayınca da 2013'ün sonlarında Suriye'deki varlıklarını artırdı. Bütün bunları niye hatırlattığıma geçeyim. Evet, konumuz tabii ki kimyasal saldırı bahanesiyle Esed'e sallanan füzeler. Esed katilinin yaptığının karşılığını bu dünyada verebilecek bir füze yok. Öncelikle bunu belirtmeliyiz. Ama ABD başta olmak üzere İngiltere ve Fransa'nın Esed'i bu kimyasal saldırı yüzünden cezalandırdığına inanacak kadar da aptal olmadığımızı tüm insanlığın vicdanına haykırıyoruz. ABD, 2011 yılında Esed bahanesiyle geldiği bölgede IŞİD ve diğer yan unsurlara rağmen istediğini yapamadı. Şimdi tekrar başa sardı. Yine Esed bahanesiyle bölgede kalıp kursağında kalan terör koridorunu tamamlamak istiyor. Bu saldırının ardından bölgede yeni askeri hareketlilikler olacak. Fransa başta olmak üzere PKK sevici ülkeler Suriye'ye gelecekler. Peki Suriye'nin neresine gelecekler? Tabii ki PKK'nın kontrol ettiği bölgelerde yeni yeni üsler kuracaklar ve bu üslerde Türkiye'ye karşı PKK'yı palazlandırmaya devam edecekler. Geçtiğimiz 7 yılda olduğu gibi bundan sonra da rejimle ilgili hiçbir adım atmayacaklarına tekrar tekrar tanık olacağız. Zaten İngiltere Başbakanı May operasyondan sonra yaptığı açıklamada bunu açıkça itiraf etti. Bizim hedefimiz rejim değil, Kimyasal silah kullanımını engellemektir dedi. Yani Esed'e Müslüman çocukları kimyasal silahla değil konvansiyonel silahla öldür demek istedi. Gelelim bu operasyona sevinen mandacı İngiliz muhiplerine. Tabii ki Esed çok daha büyük cezaları hak ediyor. Ama şunu unutmayın. ABD ve yandaşlarının bu füzeleri Esed'e cezalandırmak için attığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. ABD Müslüman bir çocuk için değil füze bir taş bile atmaz.